Merhaba, ben Aydın. Yine bir video ile birlikteyiz. Şu an çok küçük, böyle bir zız diye bir vantilatör sesi geliyor olabilir ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Şu an burası çok kötü çünkü camı kapattım ve odamda bir klima yok. Umarım yeni kameramın kalitesi iyidir çünkü çok hayal. Daha fazla oyalanmadan Nuri Sinan'ın paylaştığı son videoya geçiyoruz. Kendisini aradım. Nuri her şeyi yaptın. Bakın, kulağımın arkasına kadar Kariyerine terledim. bir sürü rezillik sığdırdın. Şarkı yaptın. Film yaptın. Bir şey eksik ama ne? Sonra fark ettim ki ben kitap yazmam. Bütün yazarlara haber verin. Aç kalmaya hazır olsunlar. Nuri sektörü domine etmeye geliyor. Öncelikle gördüğünüz gibi kitabımı Çizgi Stüdyo uygulamasında yazacağım. Bu videoya sponsor oldukları için onlara çok teşekkür ederim. Ne? Sponsor mu var Bakayım. Gerçekten mi? Çok sevindim. Çok sevindim. Kraliçemiz para kazanıyor. Zengin olacak. Doğru duydun. Sponsorluk al. Oraya birazdan geleceğim ama şimdi... Çizgi romanı yazsak roman. Şöyle bir resim yeteneğimi gözden geçiriyorum da. Biz roman yazsak iyi olur. Eserimin ismi... Ay kendik. En sonuçta yazarın kendisinden esintiler barındırsın istiyorum tatlım. Buna inanmayacaksınız ama öyle bir hikaye yazmayı deneyeceğim ki herkes ilk okuduğunda benini tuvalete atıp sifonu çekmek isteyecek. Ama sonra hikayenin sonunda öyle bir şey yazmak istiyorum ki o şalıklar sümüklü peçeteleriyle kanepelerinizi ağlasın. Hikayenize kapak ekleyin. En sevdiğim kızım. Hop 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 hop. Bu niye gerçekten güzel görünüyor? Şimdi ana karakterimiz bir kız olsun istiyorum. Tabii ki de fakir olacak ve sabahın köründe neşeli neşeli şarkılar söyleyecek. Gerizekalı. Fakirsin sen. Hayat güzel, kürtler uçuyor. Mikro'yu sevimli olması için bir sakar yaptık mı? Ölüyordu lan. Tamamdır. Kız Nuri, bu işi biliyorsun kız. Bir de üstüne zengin, kaslı, yakışıklı, kasları tişörtten belli olan. Uzun bu. Kendim için istemiyorum, tamam mı? Şimdi ben burada hikayemizin tanıtımını yazarken siz çalıklara çizgi stüdyodan bahsedeceğim. Sonra roman sizin başlasın. İyi dinleyin kız beni, sizin de karnınızı doyuracağım. Çizgi stüdyo içinde her türden hikaye, çizgi roman bulabileceğiniz bir okur yazar platformu. Asıl bombaya gelirsek para. Siz fakirler uygulamada kendi para. Yazıp onların bölümlerini token sistemiyle satıp para kazanabiliyorsunuz. İşte bana bununla gelseniz. Mesela benim şu an cüzdanımda 13 milyon TL. Orada kuruş yazıyor. Kes sesini, kafamı bile zahmini yap. Ve ben şu an neden yaz aşkı temasıyla yazıyorum biliyor musunuz? Çünkü para ödülü yarışma var. Şimdi öpüşecek miyiz? Annem kızar, bay. Tamam. Benim katılmayacağımı sandınız değil mi? Şu ödüllere bakın. Yaz aşkı temasıyla yazılan hikayelerden en çok okunan 3 kişiye ödül dağıtıyorlar. Bir de bu benim için çok özel çünkü ilk sponsorluğum. Geçin kal. Ne? Gerçekten ilk sponsorluğu mu? Videonun açıklamasındaki linkten indirip beni de takip ederseniz ben de çok mutlu olurum. Bir de tableti ben istiyorum. O yüzden gidip kitabı da okursanız. İndirdin. Güzelmiş. İndireyim mi? Benim hatırım için. Benim hatırım için. The July. Hepimiz. Bu arada indirilir. İndireceğiz arkadaşlar. Şimdi yapmayacağım ama indireceğim. Çünkü
Kameranın şarjı ne kadar gidiyor bilmiyorum. Temiz gibi bir kız. İndireceğim. Gündüzleri uyanır uyanmaz mı? Ya ben kameraya bakmayı unutuyorum. Kameranın üstünde de ekran var, ona bakıyorum. Bir bu tarafa bakıyorum, bir o tarafa bakıyorum, bir o tarafa bakıyorum. Sadece size bakmıyorum. Özür dilerim. Mahalleyi senlendirirdi. Öğreneceğim bunu. O günse öğlen yağmurlu bir gündü. Sıcılaysa... Sıcılay ne ya? Remix albümünü almaya gidiyor. Hava o kadar kötüymüş ki sıcılayın başına gelmeyen kalmamış. Ama o gün o albümü almak için çok kararlıydı. Hanımefendi iyi misiniz? Ben iyiyim bir sürü. Şimşek her çaktığında kaderin onun için ördüğü ağlardan haberi yoktu. Kulaklığımda... Lana Del Rey. Del Rey. Ne kadar da main karakterim dedim. Dinleyin şimdi. Şey diyorum. Sıcılaya araba çarp. Ya da çarpmasın. Bir karar versin istedim. Okey tamam çarpıyorum. Ama onu kurtaran kişi ise... Ünlü puding sahibi... Juan Bey'im. Puding mi? Kiss me hard before you go! Seven times sadness! Göklerde kartal gibiydim. Şimdi Juan Bey bana dedi ki... Merhaba, iyi misin? Al şu suyu iç dedi. Hamile kalmamak için içmedim. Ariana, what are you doing here? Çok iyi. Telefonum kırıldığı için Juan Bey dedik. Telefonun için sana 5000 vereyim. Dilenci değilim, paranıza ihtiyacım yok. 5000 istemez. Telefonum 4999 TL. Oğlum salak mısın sen? Çok gururluyum kudur. IQ kraliçesi şimdi... Kızımız Juan Bey'in iş teklifini kabul etsin ve ertesi gün ofise gitsin. Aradaki olayları geçiyor. Kızım bu ne saçma bir his. Dün bütün gece adamı düşündüm. Tıpkı masmavi bir Maldiv şelalesi gibi kokuyordu. Sanki bizim köyün derisinden başka bir şey gördüm. Ay bir an kaydı başlatmadım sandım, çok korktum. Başlatmışım. Yolda sürekli onu düşünüyorum. Hayatımda hiç aşık olmadığım için bu aptal hissin ne olduğunu anlamadım. Karnımda kelebekler filan uçuyor. Demek ki bu yüzden... Aşık olan insanlar gerizekalı. Şimdi ertesi gün bunlar Sıcılay'ı ise kaydettirmeye Süleyman. Gidiyorsun, tamam mı? Arada yazdığım diğer bölümlerin hepsini videoya sığdıramam ama gidip okuyabilirsiniz. Beni sekreterin olduğu yere götürdü. Hoş geldiniz Sıcılay Hanım. Kimliğinizi alabilir miyim? Ne güzel bir ismin var. Anlamı nedir? Dedi Juan Bey. Şimdi Sıcılay'a güzel bir isim anlamı uyduralım. Fransızca'da birinin... Sana acı veren birinin adını her duyduğunda... ...kalbinde bir ben çıktığına inanılır. İnsanlar o beni Sıcılay ismini takmış. Bu kimlikte Fadime yazıyor. Zattir oğlum. Bir dakika soyadı ne? Zattir. Ya şey aslında kim diye yalnız basmışlar da şey. Şimdi Sıcılay kızımız namı diğer Fadime. Bütün gün çalıştırılması olsun. Gece de... Yavaş yavaş herkesin şirketi terk ettiğini görüyorum. Burada salak bir kezban var. Lip glosslu stajyer Nihal. Onu tanıyorum. Yanına yanaşıp sordum. Bana bak kız gebes kaplumbağa. Sen seni burada ne işin var? Abi okuldan staja gönderdiler yemin ederim. Millet eve gidiyor. 503 düdüklü köy buradan geçiyor mu? Diye sordum. Ne düdüklü köy abla, burası ajans. Burada şeyle filan getiriyorlar taksiyle. Lan sen nasıl gidiyorsun o zaman? Yetersiz bak ki. Abla yeminle Arda abi bırakıyor beni. Gel olsa seni de çağırırım. Delilik belli glosuna tükürdüm fakiri. Eve nasıl gideceğimi bilemiyordum. Kız Sıcılay yine topuklarına muhtaçsın. Neyse bari en son ben çıkayım da kimseye rezil olmayayım. Ve tabii ki Sıcılay'ı Juan Bey eve bırakacağım.
Ablanızın şimdi sahneyi izleyin. Şu an beyin lüks arabasının içindeyiz. Beni eve bırakıyordu. Yanımda gergin görünüyordu. Şimdi karakterimiz arabada sarı bir saç teli bulsun, tamam mı? Arabada sarı saç teli var. Hmm. Peruk ticareti falan yapıyordur. Arabada kadın ruju vardı. Dedim ki herhalde dudaklarına bakan bir erkek. Sonra durdum. Peki ya şu sağdaki kadın iç çamaşırı? Canım şurada şu anneme hediye almıştım da. Aman tanrım, annesine iç çamaşırı almış. Ne kadar da çağdaş bir erkek. Burada kart var. Canım o... Master Cansu resim bana aittir. Sonra Juan Bey dedi ki... Halamın masaj salonu da... Oha! Halası Selena Gomez. Bakın şimdi kraliçeliğimi bu son bölüme saklıyordum. Şimdi Juan Bey bunu eve bırakmışken... ...odasına girer ve... ...onun için en önemli olan şarkının... ...bilgisayarda çaldığını görür. Konserde Juan Bey'in gözü karşımda dolmaya başlamıştı. Küçükken annemle hep bu şarkıyı dinlerdik. Annemi kaybettim. Erkekler de bazen ağlar. Bazen de çok güçlü ve başarılı gördüğümüz neşeli insanlar arkalarında en büyük... Barış mı lan bu? ...acıları saklarlar. Benim de yara izlerim var. Onu sarar mısın? Annem kızar ben. Ve ben ilk defa yara izlerini sarmak istedim. İlk defa gözüm güçten ve cüzdandan başka bir şey görmüştü. Bu ne güzel şeyler. Benden çıkmış olamaz. Senin en iyisiyim, en iyisi. Belki de biriyim. İşte şimdi sona geldik. Ertesi gün sacılar köpek gibi çalışıyormuş. Bütün gün geceye kadar çalışmış. Ve Juan ona mesaj atmıyor. Juan. Gece ofisteydim. Çıkmak üzereydim. Bütün rafları bana sildirdiler. Bir anda çıkış kapısının orada bir silüet gördüm. Ödüm patladı. Tam o anda bu iki siluetin birbirine yanaştıklarını gördüm. Hayda. Yıkıldık. Sıcılay iptal. İkonik sonumu görmek istiyorsan pamuk eller açıklamadaki link. Hayatım gideceğiz abla, gideceğiz tamam ha. Gibi beni rezil etti. Aa. Neyse. Bu da böyle bir videoydu. Beğendik. Uygulamayı indirmeyi unutmayın. Nurci Sina ablamıza destek olmamız lazım. Lütfen. Aha. Bak beyaz bir saç. Arkadaşlar 28 Temmuz'da benim doğum günümdü. Ve bilin bakalım ben kaç yaşına girdim. 30. 30 yaşına girdim ben. 30'um yani resmen. Günü falan almak değil yani, bayağı 30'um. Hiç 30'muşum gibi gelmiyor bana. Neyse. Bay bay. Bir abone olun, bir şey yapın ya. Like atın. Gerçekten artık 1000 kişi olalım. Bak ayıp yani. 50 tane video çektim ya. Gittim kamera aldım bir de. Gerizekalı gibi. İyi geceler. Günaydın. Bay bay. Neyse artık ne zaman izliyorsanız. İyi günler. Ayıp gerçekten artık. Artık abone olmazsan gerçekten çok.